Gerçekten saçmalık. Yani delinin biri kuyuya taş atıyor, siz de çıkartmaya çalışıyorsunuz. Deli dediğiniz kim? O kadın işte canım. Bakın bu kadın bir ruh hastası diyorum size. Beni boşuna tutuyorsunuz burada. Vaktimi alıyorsunuz. Ama hakkınızda şikayet var Şahika Hanım. Deliniz var mı peki? Hı? Yok. Ben bir iyilik yapıyorum ama yaranamıyorum demek ki. Bu hasta kadın çocuğunu bırakıp gitti. Ben baktım onun çocuğuna. Kadının akıl sağlığı yerinde değil diye elimden geleni yaptım ben bu çocuk için. Ödüllendirileceğimi kalkmış size dert anlatıyorum. İyi de bu dedikleriniz doğruysa neden şikayetçi olsunlar sizden? Canım kadınsı meseleler işte. Kocam beni boşayıp onunla evlenmedi diye benden intikam almak istiyor. Yuvamı yıkmak istiyor yani. Hanımefendi, şikayette bundan söz ettiğiniz kadın değil. Kim peki? Reşat. Reşat Yavuz. Bozacı'nın şahidi Şıracı yani. Artık ne diyeyim ki? Merhaba. Ah, avukatım da geldi işte. Bundan sonrasını onunla halledersiniz artık. Siz savcıyla görüştünüz sanırım. Evet, yeterli deliller toplanana kadar Şahika Hanım tutuksuz yargılanacak. Anlıyorum. Şahika Hanım'ın ifadesine ve suç duyurusuna bakabilir miyim? Ben çıkabilir miyim artık? Evet, ama daha sonra tekrar sizi burada ağırlamamız gerekebilir. Buyurun. Bu işten başım ağrımaz değil mi Hüsnü? Sanmıyorum. Ellerinde yeterince kanıt yok. Bu konu aramızda kalmalı Hüsnü. Ferman Bey kesinlikle duymamalı. Eğer sana bir şey soracak olursa... raporlu bir akıl hastasının saçmalıkları falan dersin, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin Şahika Hanım. Ferman Bey'in kulağına gitmeden biz kapatırız bu işi. Güzel. Hah. Anne ne oldu? Çok merak ettim seni. Ne olacak canım, bir şey yok. Boş boş işler işte. Sen niye geldin ki buralara kadar? Ne demek niye geldin? Anne karakola getirdiler seni. Boş boş işlerse niye buradasın? Canım bizim vakfın işleriyle ilgili eksik bir evrak vermişler. Birisi de şikayet etmiş. Yani önemli bir mesele değil. Peki böyle bir şey için eve kadar gelmeleri normal mi? Bazen olabiliyor böyle şeyler. Hadi neyse. Biz bir an önce gidelim de baban gelmeden sofrada olalım. Ya geldiyse? Neyse işte. Geldiyse de bilmesine gerek yok. Şahika Hanım'ın gizli işleri hiç bitmez. Tahmin etmiştim kavga edeceğinizi. İkiniz de çok gerginsiniz Ali. İkimiz de gergin miyiz? Ne bakıyorsun, öyle değil misiniz? Ne diyorsun sen ya? Adama hak mı vereceksin yani şimdi? Hayır Ali, tabii ki hak vermiyorum. Ona da ağır geliyor bu durum. Biliyor çocuğun babası olduğunu. Ya Ali kızma ama kendini biraz onun yerine koysana. Bulut'a biraz haksızlık etmiyor muyuz? Ne diyorsun Melek sen ya? He? Ne haksızlığı, ne diyorsun? Biz bu çocuğu korumak için evlenmedik mi zaten seninle? Ali ne olur biraz sakin ol, sessiz ol, biri duyacak şimdi. Ya bu çocuk için yapmadık mı biz zaten her şeyi? He? Hani ben kötü bir şey demedim ki. İkimiz yalan söyledik seninle. Ben de kendimi kötü hissettim, suçlu hissettim. Ya sen bana açık konuşsana. Bu herife karşı hala bir şey hissediyor musun, hissetmiyor musun? Hı? Şuranda şu kadarcık da olsa bir şey var mı yok mu? Ali kalbimi kırıyorsun. O herifi düşünmene de ben dayanamıyorum. Anladın mı? Hı? Ali ben kendimden emin olmasam seninle buraya gelir miydim? Evlenir miydim seninle? Kız Fera. Yemin ediyorum bir gün o kulağın kapıya yapışacak
Kimse de onu oradan ayıramayacak. Bu kulak neler duydu bu bilsen. Yapırsa da merak etme, aklımdadır. Ne duydun ki? Bir şeyler duydum işte. Ya merak ettim. Şimdi söyleyemem ama. İlle de çatlatacağım diyorsun. Öyle demedim. Zamanını bekle. Sabırsızlık etme dedim. O kadar. Ama sen de öyle hemen havalara girme. Ferman Bey'in misafiri geldi. Daha yemek yapılacak, kahve yapılacak. Hadi. Tamam. Hiç değişmemişsin Mehmet. Hala aynısın. Böyle emrivakilerden hoşlanmadığını bilirsiniz Ferman Bey. Geldiysem Ali'nin hatırına. Gelmeseydin zaten çocuklar döve döve getireceklerdi. Kırgınım sana biliyorsun. Kırgınsınız. Ama evinize davet ediyorsunuz. 3 yıl gayet güzel seninle çalıştık. Hep takdir ettim seni. Seninle ilgili büyük umutlarım varken bir gün çekip gittin. Niye? Senin değil de Bulut'un projesine onay verdim diye mi? Değdi mi? Huzurluyum. Yoksa benim bilmediğim başka bir sebep mi var? Doğru. Bulut'un projesini seçtiniz diye gitmişimdir. Başka ne sebep olabilir ki? Neyse, ben buraya niye geldiğimi hala anlayamadım. Aslında bana bir özür borçlusun. Beni özür için mi çağırdınız? Benim kimseye bir özür borcum yok. Hiçbir zamanda olmadı. Dışarıdan şirketlerime burnunu soktuğunu duydum. Bulut mu söyledi? Ortalığı karıştırma. Tamam. Belamı aramaya niyetim yok. Karışmayız o zaman. Şimdi müsaadeniz varsa ben gideyim. Otur, 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 otur. Öyle dışarıdan olmaz bu işler Mehmet. Madem Ali'ye yardım etmek istiyorsun, o zaman git şirkete kur ofisini. Çalışacaksan adam gibi çalış. Öyle yarım yamalak işi sevmem ben. Olmaz. Ben bir kere zor kurtuldum zaten sizden. Damadınız olmasaydı hesapsız gitmeme izin vermezdiniz. Kusura bakmayın. Kabul edemem. Ali'ye işi öğret. Ondan sonra git. Sana söz veriyorum. Giderken kimse senden hesap sormayacak. Yeter ki oğluma işi öğret. Sonra özgürsün. Ne dersin Mehmet? Bulut, ne oldu suratına sık? Bir şey yok canım. Ne zaman sorsam bir şey yok diyorsun ama mutlu olduğun da yok. Söyleyeceğim bir şey yok. Bera, Ferman Bey'in misafire gitmedi mi daha? Hayır, hala odadalar. Size de iyi akşamlar Ali'ciğim. Ne oldu? İkinizin de suratı sirke sattığına göre bir çekişmişsiniz yine. Ne çekişmesi ya? Çekişme falan yok. Kocanız saçma sapan inatlaşması diyelim biz buna. Sebep? Sebep biziz. Melek'le ben. Ha, daha doğrusu bizim bebeğimiz. Bak kocanı da uyardım. Şimdi tekrar söylüyorum burada. Eğer bir daha Meleğin hamileliği hakkında bu evde en ufak bir şey duyarsam kötü olur. Ne demek şimdi bu Ali? Bu şu demek üvey anne. Melek'le biz geçmişimizi sildik. Sıfırdan bir hayata başladık ya. Bebeğimiz de geçmişten gelmedi bizim. Tamam? Hayatım senin hala aklın karışık mı?
Herkese afiyet olsun. Mehmet, geç şöyle. Ver ay kızım. Mehmet Bey'e bir servis aç hemen. Aa, misafirimiz Mehmet miydi ya? Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk. Yıllar oldu görüşmeyeli Mehmet. Çok şaşırdım doğrusu. Öyle. Hayat tesadüflerle dolu galiba. Mehmet'in yaptığımız iş teklifini kabul etmesi ve aramıza katılması beni rahatlattı. Malumunuz Ali iş konusunda biraz tecrübesiz. Bulut'un da işi başından aşkın. Mehmet hem işi hem şirketi yönetmeyi iyi biliyor. İş hayatında cazip teklifler hiç bitmez. Ama bu fırsatları kimin nasıl değerlendireceği önemli tabii. Evet. Ben de işte bu yüzden Mehmet'e tekrar bir fırsat vermeyi düşündüm. Umarım başarılı olur. Ama yine de insan her teklifi ciddi ciddi düşünmeli bence. Mesela bana da Ekrem Aksoy'dan bir teklif geldi. Her şeyi bırak, gel benim için çalış dedi. Ne dilersen dile benden dedi. Ama ben öyle hemen atlamadım. Neyse hayırlı olsun Mehmet. Eyvallah. Nereye bunu? Daha yemek yiyoruz. Ya önceden verilmiş bir sözüm vardı. Mehmet'in geleceğini bilsem iptal ederdim ama. Afiyet olsun. Oo, çok da güzel oldu vallahi. Hoş geldin abi. Tebrik ederim Mehmet. Teşekkür ederim Şahika Hanım. Yalnız biz Ferman Bey'le kısa bir süreliğine anlaştık. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Mehmet'in hem köşke gelmesine hem tekrar işe başlamasına çok şaşırdım. Rüyamda görsem inanmazdım. Rüyada gerçek oldu işte kızım. Daha ne? Oh, çok da güzel oldu vallahi. Gördüğün gibi Mehmetciğim, hiçbir şey değişmedi. Ben hala sakarım ama bardak boş. Sağ ol. Sağ olasın Mehmet'im. Hayırlı olsun. Bak, eski günlerdeki gibi Mehmet'im dedim sana. Demek ki kırgınlığım geçmiş, gönlümü almışsın. Maksat oğlan üzülmesin. Delikanlı çocuk, hatırı var. Yolun uzun, istersen çocukları bıraksınlar. Yok, buraya kadar gelmişken bir arkadaşa vuracağım. Ben biraz yürümüş olurum. Tamam, o zaman şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Sen buraya benim için mi geldin? O gün dertleşecek, konuşacak birini arıyordum. Yani söylediklerim seni umutlandırdıysa boşuna hayal kurma. O hayaller suya düşer sonra. Bizde suya düşecek hayal kalmadı Sude. Boşuna çeneni yorma. Biz çok iyiyiz Bulut'la. Seviyoruz birbirimizi. Ya, unut söylediklerimi. İyiyiz. Sevindim. Madem buraya benim için gelmedin, o zaman niye geldiğini öğrenebilir miyim? Bak Sude,
Bugün babam beni buraya zorla getirdi. Zamanında kızı için çekip gittiğimi bilse zaten getirmezdi. Ben bu işi Ali için kabul ettim. Aklına başka şeyler getirme. Çocuğu kıramadım sadece. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Sittiniz efendim. Bulut Bey geldiler. Beklediğinizi haber ettim kendisine. Ah, bir de yarın sporunuz başlıyor. Hatırlatmak istedim size. Teşekkür ederim Beri. Gel Bulut, geç otur. Bu Ekrem Aksoy sana nasıl ulaştı? Vallahi şirkete kadar geldiler. Adamını yollamış. Sonra da yüz yüze görüştük. Ne dedi peki? Kendisiyle ilgili ne anlattı? Bu liman ihalesine giren şirket var ya. Onlarınmış. Vallahi Ferman Bey, aranızdaki husumetin ne olduğunu bilmiyorum ama bence size bir bedel ödetmeye çalışıyor. Yani derdi intikam almak. Peki sen bu teklife karşılık ne dedin? Tabii ki de sizi sırtınızdan vurmayacağımı söyledim. Sana güveneceğimi biliyordum. Hiç şaşırtmadın beni. Sağ ol. Ama siz beni şaşırttınız Ferman Bey. Mehmet'i istemediğimi söylemiştim. Ona rağmen onu hem evinize hem de sofranıza kadar buyur ettiniz. Ben sadece senin yükünü hafifletmek istedim Bulut. Ali evladınız. Onun tepeden inmesini anlarım. Ama Mehmet başka. Mehmet'in şirkette olması bana ağır gelir. Bence bu Mehmet meselesini kafanda fazla büyüt. Ali'nin bir çeşit koçu gibi düşün. İşi bizim oğlana öğretecek, sonra yoluna gidecek. Peki. Ama bu Mehmet ayağımın altında dolaşmasın. Neredeydin? Nasıl geçti yemek? İyiydi. Sadece Mehmet'in eve gelmesine ve şirkete dönme kararına şaşırdım biraz. Ben şaşırmadım. Ne diyor Mehmet? Ne konuştunuz? Bir şey demiyor. Zaten yemekten hemen sonra çıktı gitti. Baba bizi kıskandı galiba. Hı?
Evet, bakalım misafirimiz içeride ne yapıyor? Yan gelip yatıyordur hocam, ne yapacak? Sesi duydunuz mu? Evet ya, duyuyorum. Su pompası gibi o, ne öyle fıkır fıkır? O bebeğin kalp atışları Ali Bey. Nihayetinde kan pompalıyor. Ya yerim onun kalbinin atmasını ben ya. Çıksa da sevsek artık. Ya şey, acaba cinsiyeti belli mi? Bakalım. Sen niye eğiliyorsun öyle, sanki anlayacaksın. Ya dur kızım, heyecanlandık ya, dur. Bakın. İşte burada. Uyuyor oğlunuz. Oğlum bu erkek mi yani? Erkek. Kızım ben sana ne dedim ya? Erkek çocuğumuz olacak dedim mi demedim mi? Beşiktaş maçlarına hemen bilet ayarlıyorum, hemen. Gel buraya, öpeceğim seni. Ya Ali tamam, hadi Ali sakin ol, sakin ol. Tamam tamam. Kusura bakmayın doktor bey, babamız biraz deli de. Deliyim deli. Senin delin mi? Çocuğumun delisiyim. Deliyim. Buyurun. Teşekkürler. Hah Bulut, hadi hazırsan çıkalım. Nereye gidiyoruz Sude? Doktor randevumuz var ya, bebeğimiz nasıl diye bakacaktık. Ben onu tamamen unutmuşum ya. Şirkette ciddi bir toplantı var. İyi, arayıp iptal et o zaman. Karımı bu randevusunda yalnız bırakmayayım de. Yapamam Sude. Beni bekliyorlar, gitmem lazım. Ben olmazsam olmaz. Sen olmazsan bu bebek de olmazdı Bulut. Farkında mısın? Her seferinde o randevulara yalnız gitmekten utanıyorum artık. Ama utanılacak bir şey yok ki. İşi çıktı kocamın dersin. Hı, kocamın işi çıktı derim. Kocamın zaten hep işi var derim. Kocamın işinden başka hiçbir şey yok derim. Doğacak bir çocuğu, bir karısı, bir yuvası yok derim. Ha bir de şey var derim. Burnumuzun dibinde de eski sevgilisi var derim, olur mu? Sude, konuştuğumuz konular. Abartma lütfen artık. Ben mi abartıyorum ya? Hep ben abartıyorum her şeyi. Sen hiçbir şey yapmıyorsun değil mi Bulut? Melek olsaydı ama koşa koşa giderdin değil mi o randevuya? Aynı şeyleri tartışmayacağım seninle. Niye? Ali ile tartışmışsın belli ki. Hı? Konu melek olunca nasıl da canavar kesiyorsun ama değil mi? Kendi karın, çocuğun, evin hiç umrunda değil senin. Ya sana yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Senden de bu evlilik oyunundan da bıktım artık Bulut. Sude lütfen sakin. Gider misin? Bulut lütfen git. Git dedim! Korktun mu? Korkma. Ne yapalım? Benden başka seni seven yok belli ki.